Tribünlerin nabzını tutan program taraftar hattından hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar. Ben Recep Erez. Scorebox TV'de dop dolu ve keyifli bir videoyla tekrar karşınızdayız. Konuğumuz TFF 1. Lig'in lideri, MK Ankara Gücü Kulübü Başkanı Sayın Faruk Koca. Sayın Koca, Scorebox TV ve taraftar hattı programına öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum başkanım. Yoğun telefonunuza vaktinizi ayırıp bizi kırmadığınız için çok teşekkür ediyorum ben. Rica ederim, rica ederim. Şimdi başkanım, ben önce sezon öncesine dönerek oradan sizler için hazırlamış olduğumuz ilk sorumuzu yöneterek taraftar hattı programını müsaadenizle başlatmak istiyorum. Şimdi sevgili başkanım, siz görevi almadan önce MK Ankara Gücü'nde zorlu bir süreçten geçtiniz. Yani zor bir süreçte kulübü devraldınız. Tabiri caizse borç vatandağı 100'en, UEFA'ya 32 milyon euro ve birkaç çileyebileceğimiz benzer sıkıntılar vardı. Bu aynı zamanda da 19 Mayıs stadyum yeniden inşası süreci şu an devam ediyor. Siz hem bu süreci değerlendirmek isterseniz buna binaen neler söylemek istersiniz? Evet, belirttiğiniz gibi çok zor şartlarla kulübü devralmak zorunda kaldık. Bizim kulübü ilk devraldığımızda hem sportif olarak hem de mali olarak kulüp, gerçekten bunu abartı olarak söylemiyorum, amatöre düşecek şekilde bir veri elimizdeydi. Çok olağanüstü bir çaba sarf ederek yönetim kurulu arkadaşlarımıza önce kulübü ayakta tutmaya, yani yaşatmaya mücadelesi verdik. Tabii geçen yıl bu süreç, evet, kulüp ayakta kalma mücadelesiyle ilgili sorunu aşarken ama sportif olarak bir alt lige düştük ve TFF 1. lige düştük. Tekrar bir toparlanma aşaması arkadaşlarımla beraber gerçekleştirerek Ankara Gücü'nün hak ettiği yerde olmasıyla ilgili elimizden gelen tüm çabayı sarf ettik. İyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Şu anda da bu ligin lideri ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri. İnşallah bu trend devam eder. Bu başarı süreci devam eder. Sezon sonunda tarihi kulüp Ankara Gücümüz Süper Lig'de mücadelesine devam eder diye düşünüyorum. Bunun çabası içindeyiz. 19 Mayıs'la ilgili de yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Çünkü yaklaşık Süper Lig'de bütün maçlarını hemen hemen 19 Mayıs'ta oynamış bir Ankara Gücü'nün Eryaman Stadyumu biraz taraftarımız açısından kekre bir durum ifade ediyor. Taraftarımız çok içselleştirerek Eryaman Stadyumu'nda maç izlemeye gitmek istemiyor. Bu bir gerçek. Bunu ya taraftarımızdan gelen tepkilerden de bunu anlıyoruz. Biz de 2021 Haziran ayında başkan olarak seçildiğim kongrede de birinci hedefimin 19 Mayıs stadını ve kulübü borçsuz bir şekilde hale getirdikten sonra bu verileri hem borçsuz hem de 19 Mayıs'la beraber inşallah takımı, başkentin takımını şampiyonluğa, Süper Lig'de bir şampiyonluğa götürme mücadelesi vermemiz gerektiğini söyledim. Biz bu inancımızı koruyoruz ve bu yolda devam ediyoruz. İnşallah bu takım hak ettiği yere gelecek ve yıllardır, hatta 10 yıllardır taraftarın özlemini gerçekleştirecek bir mücadele, bir sonuca ulaşacağını ümit ediyoruz. Başkanım, ben buradan müsaadenizle saha içerisine geçmek istiyorum. Şimdi baktığınız zaman MK Ankara Gücü takımı kururken güncel piyasa değerini göz önünde bulunduracak olursak 9. sırada gibi gözükse de şu anda MK Ankara Gücü Mustafa Dalcı önderliğinde müthiş bir performans örneği sergileyerek şu an ligde lider konumda. En yakın rakibi Ümraniyespor'un 3, Bandırma 3. sıradaki Bandırma Spor'un 12 puan önünde. Şimdi bu sezon başı ve takımın genel performansını göz önünde bulunduracak olursak sizler için başarılı bir başkan ve
aynı zamanda iyi bir transfer noktasında kadro mühendisi diyebilir miyiz? Yani şimdi ben her zaman bu tür çalışmaların birçok artıların yan yana gelerek başarı elde edeceğine inanan bir insanım. Bu anlamda şu andaki takımın bu durumda yönetimin, teknik heyetin, futbolcuların, personelin ve camianın yan yana oluşturdukları artı değerlerle olduğuna inanıyorum. Bu tek bir kesimin iyi olmasıyla yetmiyor. Çünkü bu kolektif bir oyun, insana dayalı bir oyun. Yani bu mekanizmada özellikle futbol arenasında gerçekten her tarafın, bütün kesimlerin uyumlu bir şekilde çalışması gerekiyor. Ben şu anda takımın başında Mustafa Dalcı'nın liderliğinde belki biraz beklentimiz biraz daha fazlaydı ama en azından şu anda lider olmamızdan dolayı da en yakın rakibimizden 3 ve playoff rakiplerinde de 9-10 puan önde olmamızdan dolayı bir avantajlı durumdayız. Bir de bizim zorluğumuz şu. Süper Lig'den bu lige düşünce sarsılıyorsunuz. İşte önceki bağlantılı futbolcularınız var, kadronuzun maliyeti yüksek. Buna benzer bir sürü dezavantajlar var. Biz yeni bir kadro kurduk. Şu anda önceki dönemde Pinto vardı bizim kadroda oynayan. O da bir son zamanlarda o da sakat. Şu anda hangi maç olursa olsun çıkan ilk 11 hep bu sezon Ankara Gücü'nde beraber olmuş arkadaşlar. Ve tecrübeli bir grup var. Şu anda da 10 tane geçmiş takımlarında kaptanlık yapmış futbolcuyla oynuyoruz. Bunların artı yanları varken aynı zamanda zor yanları da var bu işin. Çünkü tecrübeli oyuncular, bir kariyer sahibi oyuncularla oynamakla onları uyumlu hale getirmek işin açıkçası biraz zor ama sağ olsun hocamız, yönetimimiz ve futbolcular bu ahengi yakaladı. İnşallah hedefe doğru ilerliyoruz. Tabii bu yarın oynamamız gereken Manisa maçı bu hava koşullarından dolayı ertelendi. Bu aslında bizim için bir dezavantaj. Biz çünkü takım motive olmuştu, hazırlanmıştı. Şimdi bir ara verildi. İnşallah önümüzde, bu pazar değil, ondan sonraki pazar Manisa'da, daha sonra da Ankara'da Eyüp'le ve daha sonra Ümraniye'yle, bunlar bizim hem rakiplerimiz ve burada alacağımız her galibiyetin 3 puan değil 6 puan değerinde olduğunu varsayarsak avantajlı bir duruma geleceğimizi inanıyorum. Takımımız bunu başaracak güçte. Morali iyi. Şu anda hazır halde. İnşallah önümüzdeki pazar, yani ayın 20'sinde olan pazarda Manisa maçıyla tekrar serüvene devam edeceğiz. Şimdi başkanım, baktığınız zaman başarılı, istikrarı yakalayan, moral motivasyonu üst seviyede olan bir Ankara Gücü takımını görüyoruz. Tabii başarının tesadüf olmadığını, yönetimsel başarıların da ve taraftarın da desteğini arkasına alarak bunu ben başardığına inanıyorum. Şimdi mesela baktığınız zaman özellikle pandemi ve dolar kurundaki istikrarsızlık birçok takımın ve futbol ödeme sıkıntıları yaşadığını görüyoruz. Girimler ve ödemeler vaktinde yapılırken bu büyük bir başarı. Siz MK Ankara Gücü Kulüp Başkanı olarak mali ve istikrar başarınızdan bahsetmek isterseniz neler söylemek istersiniz? Tabii konuşmamızın başlangıcında da gerçekten çok zor şartlar da aldık. Yani biz belki bu yönetim, bundan önceki yönetim de dahil, bizim arkadaşlarla beraber olduğumuz yönetim de dahil, gerçek birçok kredisini geçmişe dönük kulübe yük olmuş mali sorunları harcadık. 32 milyon euro, hala daha geçmişten kalan bir 2 milyon euro daha borç var. Transfer yasağına konu olan, maalesef çok büyük paralar harcadık kulübün. Bu anlamda can suydu. Çünkü siz eğer bu transferi yasağını açmazsanız
futbolcu alamıyorsunuz. Mevcut futbolcular da ihtar çekip gidiyor. Kulüp tamamen oynayamayacak halde ve amatöre 2-3 sezon içinde amatöre düşmek zorunda. Çok çaba sarf ettik. Şu anda biz sorunların tamamını çözdük mü? Hayır. Ama şu anda kulübün işleyişini, yürüyüşünü, mücadelesini engelleyecek hiçbir mali sorun yok. Futbolcular maaşlarını alıyor. Prim verdiğimiz zaman primlerini alıyor. Maç başlarına da alıyor. Şu anda aradığınızda, futbolcularımızı aradığınızda bu anlamda biz rahat bırakmışız. Serbestler, her türlü soruyu sorabilirler. Bu anlamda bir sorunla ilgili bir cevap geleceğini düşünmüyoruz. Gerçekten şu anda kulübün futbolculara bir maaştır ki bu her kulüpte olan bir şey. Bir maaş haricinde borcu yok. Çünkü bir de hedefe giden bir takımın bu sorunların hiç olmaması lazım. Bunun en büyük özverisini gösteren mevcut yönetim. Yani bütün arkadaşların gerçekten olağanüstü çaba sarf ederek, hiç isimlerini de ön plana çıkartmayarak bu mücadeleyi veriyor. Çünkü Ankara Gücü büyük bir camia, yüz binlerce kitlesi olan bir camia. Bu kitlenin beklentisi var. Bu kitle bu takımı Süper Lig'de, hatta Süper Lig'de de ilk sıralar, ilk yani önemli yerlerde olmasını bekleyen bir kitle. Bu camia, bu yönetim, bu camianın bu beklentisinin sorumluluğunu taşıyor ve bu sorumlulukla mücadele ediyor. Biz inanıyoruz bu ekip bu mücadeleyi en iyi şekilde verecektir ve takımı hem teknik kadroyla, hem yönetim kadroyla, hem personel, hem futbolcusuyla hak ettiği yere getireceğine inanıyoruz. Şimdi başkanım, MK Ankara Gücü'nün bir sportif başarısı, idari başarısı, mali ve ligdeki başarısını konuşurken göz ardı edilmemesi gereken konu başlıklarından bir tanesi de bence şu: MK Ankara Gücü sizin önderliğinizde, Faruk Hoca Başkan önderliğinde ve yönetim olarak sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkan ve kamuoyunda da tabiri caizse yankı uyandıran bir kulüp oldu. Hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik bu yönde ciddi organizasyonlar ve planlamalar oldu. Şimdi bu mesela son hatırladığımız kadarıyla Ahmet Çalık'la ilgili bir yad etmek, onu hatırlamak için belirlemiş olduğunuz okullarda çikolata var, dağıtım olmuştu. Ve diğer çocuklar, yetişkinler için de devam etti bu organizasyonlar. Bu projelerinizden biraz bahseder misiniz? Kamuoyundaki yankıları ne oldu başkanım? Şimdi tabii evet, Ankara Gücü belki bu sezon ilkleri yapan bir kulüp olarak algılandı. Zaten futbol kulübü olarak, spor kulübü olarak kendisi başlı başına bir sosyal sorumluluk projesidir. Çünkü futbol bir barış, bir sosyal aktivite oyunudur. Bunun ötesinde, bununla beraber bazı kulüplerin önderliğinde, işte bunun Ankara Gücü önderlik etmiştir sağ olsun, burada bizim basın sorumlusu Hüseyin kardeşimiz bu işe önderlik yapıyor. Tanıtım, kulübün tanıtımı açısından, sosyal faaliyetler açısından. Önce bir Ankara Gücü'nün tarihini çocuklara yansıtacak bir boyama kitabıyla başladık biz bir okulda. O ciddi pozitif bir tepki aldı. Gerçekten beklentilerin ötesinde bir tepki aldı ve bunun devamıyla ilgili çok yoğun talepler oldu. Sonra tabii ki çok elin bir trafik kazasıyla aramızda ayrılan Ahmet Çalık, tekrar kendisine rahmetle anmak istiyorum. Onun anısına ve onun geleneksel olarak her cuma günü yaptığı bir faaliyeti Ankara Gücü olarak gündeme taşıdık. Çocuklara cuma gününe çikolata dağıtması, bir o kendisinin çok kamuoyunun bilmediği bir geleneğinin olduğunu gördük. İnsani bir şey olduğunu gördük ve biz bunu Ahmet Çalık'ın anısına Ankara'da büyük bir okulda faaliyete geçirdik. O da ayrı bir olumlu tepki aldı gerçekten. Hala onların izlerini, onların tepkilerini hala alıyoruz. Hem bu boyama kitabıyla hem o faaliyetle alıyoruz. Buna benzer kulüp her türlü
sosyal sorumluluk ve sosyal faaliyetin içinde olmaya devam edecek. İnsani olan her faaliyetin içinde Ankara gücünü bugünden itibaren bulacağız. Bu sezon başladık. Bunu daha arkadaşlarımın bazı yapmak istediği projeler var. İnşallah Süper Lig'de bu sosyal sorumluluk projemiz daha da artarak devam edecek. Dediğim gibi spor kulübü kendi başlı başına bir sosyal sorumluluk projesi. Zaten amacına uygun şeyler yapması gerekir. Ankara Gücü belki yıllardır bu tür şeyleri, faaliyetler aksattığı için belki şu dönem yapılan şeyler ciddi ilgi buluyor. Ama biz şunu önemsiyoruz. Ankara Gücü'nün hayata, insana ve sosyal sorunla dokunan her projesinde olmak için mücadele edecektir. Bunun mücadeleyle beraber işte sportif olarak da en iyi yerde olma mücadelesiyle beraber sosyal sorun projeleri de aynı süreç içinde devam edecektir. Bu anlamda camia sürprizlere açık olsun. Çok daha iyi şeylerle camianın karşısına çıkacağız. Şimdi başkanım, bu sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde baktığınız zaman Ankara'da bütünleşen bir sticker çalışması var. Şimdi evet. Dolmuşundan tutun da taksi plakasına kadar, restorantına, herkes MK Ankara Gücü'yle ilgili sticker'ları bir şekilde anlamasına yapıştırmış. Bu demek ki bir diriliş, yeniden Süper Lig heyecanı bütünleşmiş yani gördüğümüz kadarıyla, değil mi başkanım? Tabii yani dediğim gibi Ankara Gücü camiası olan bir kulüp. Şu anda Ankara sokakları çok hareketli. Ankara Gücü'nün şampiyonluğu umudunu yaşıyor. Bu şehre ciddi bir moral motivasyon katıyor. Moral motivasyon katınca şehrin bütün dinamikleri harekete geçiyor. Biz şampiyon olduk demiyoruz ama şampiyonluk yoluna emin adımlarla ilerliyoruz. Camia da bunu görünce bu coşkuya katılmak istiyor ve ciddi olumlu tepki veriyorlar bizim yaptığımız bu faaliyetlere. İnşallah bu Nisan ayı içinde daha yoğun bir şekilde devam ederek şehri kulübüyle buluşturma çalışmaları çok daha renkli bir şekilde, farklı atmosferle ve farklı çalışmalarla kamuoyu gündemine gelecek ve camiamızla paylaşacaktır. Çünkü şehri katmadığınız zaman bu süreçlere, bu doğru olmaz. Bunu sokakta da görüyoruz. Gerçekten Ankara Gücü'nün şampiyonluk atmosferi şehre müthiş bir pozitif atmosfer katıyor ki son süreçlerde dünyada bir sürü olumsuz gelişmeler oluyor. Bir sürü can sıkıcı, moral bozucu şeyler oluyor ama en azından Ankara Gücü'nün varlığı, Ankara Gücü'nün bu mücadelesi şehrimizdeki insanları moral ve motivasyon açısından zinde tutması bizim için de önemli. Şimdi başkanım, TFF 1. Lig'de MK Ankara Gücü ligde son haftaya girilirken Süper Lig yolunda önemli bir virajı atlatarak avantajı elinde bulunduruyor. Sizler ligde kalan son haftayı değerlendirecek olursanız oynayacağız maçlarla birlikte beklentileriniz nelerdir? Neler söylemek istersiniz başkanım? Şimdi ben arkadaşlarımla konuşurken özellikle biz zorlu bir beşli maç programımız vardı. Erzurum, Bandırma, Manisa, Eyüp ve Ümraniye. En zorlu maçlarımızdaydı ki çoğu da rakibimizdi. Bu maçları kazasız en az hasarlaşmamız gerektiğine futbolcu arkadaşlarımızla, teknik ekipteki arkadaşlarımızla sık sık paylaştım. Kamuoyuyla da paylaştım. Arkadaşlarımız bu anlamda bizim beklentilerimizi gerçekten olumlu cevap verdi. Çok ciddi mücadele ederek hem Erzurumspor'u hem de Bandırmaspor'u yenerek 6 puan aldık. Biz önümüzdeki Manisa, Eyüp ve Ümraniye maçında da ne kadar az hasarla bu süreci atlatırsak biz inanıyoruz ki bu maçlarda aldıktan sonra Adana ve Altınordu maçı
ondan sonraki maçlar bizim şampiyonluğa ulaştığımız maçlardan biri olacaktır. Hangisi olur bilemiyorum. Bunlara atlatırsak. İnşallah biz o iki maçı da evimizde oynayacağız. Bu üç maçı rahat geçtiğimiz zaman, kazasız ve hasarsız geçtiğimiz zaman şehrimize ve taraftarımızın önünde bu coşkuyu yaşamak istiyoruz. Ama ben biraz temkinliyim. Bizim camiada basın mensupları, köşe yazarları ve futbol deneyimleri olan insanlar Ankara Gücü'nü şu anda hedefe ulaşmış ve ulaşmaya yakın, en yakın takım görüyor ama bu futbol oyunu insana dayalı bir oyun. Biz yöneticiyiz. Biz sorumluluk sahibi kişileriz. Sonucu netleştirmeden bu atmosfere girmeyi doğru bulmuyorum. Biz sadece takımın pozitif giden ilerleyişine katkı babında yaptığımız çalışmalar var. Olay neticelerine kadar, şampiyonluk netleştiği süreye kadar bu süreç devam edecek. Ondan sonra eğer netleşince camiamızla beraber coşkulu bir şekilde inşallah Ankara Gücü'nün şampiyonluğunu kutlama en büyük arzumuz ve ümidimiz. Başkanım, son olarak coşkulu ve büyük bir taraftar kitlesiyle beraber maçlara çıkmanızı sağlayan Ankara Gücü'nün fedakar ve cefakar taraftarlarına neler söylemek istersiniz? Burada mesajlarınız ne olur? Hakikaten Ankara Gücü taraftarları içeride bir galibiyetin ana mimarlarından bir taraftar kitlesine sahip. Şu anlarda da ciddi bir pay sahibi diyebiliriz başkanım. Evet, bizim gerçekten en önemli kulübün en önemli gücüdür taraftarımız ve camiamız. Her hafta umutla, coşkuyla bir sonraki haftayı bekliyor ve bunu canlı yaşıyor. Taraftar grupları ve o grupla bağımsız kitleler sokağa çıktığımızda Ankara Gücü'nün ne kadar onlar için bir umut, bir moral motivasyon kaynağı olduğunu çok yakinen görüyoruz. Şimdi bu bizim sorumluluğumuzu artıyor, bu beklenti. 112 yıllık bir kulüp ve futbol tarihinde, Türkiye futbol tarihinde Süper Lig'de en çok oynayan dördüncü büyük kulüp. Maalesef bu bir hem öz eleştiridir, aynı zamanda da bir iç eleştiridir. Bu kulüp olması gerektiği gibi yönetilemedi, hak ettiği yerde olamadı. Bu belki hepimizin sorumluluğu, hepimizin sorunu. Biz bu olumsuzluğu, tarihinde yaşamış bu olumsuzluğu gidermek için bu yönetim taraftarıyla, camiasıyla bir bütünlük arz ediyor ve bunu aşmamız gerekiyor. Ben Ankara Gücü yönetiminde olduğumdan beri bu kulübün, başkentin, ülkenin başkent kulübünün şampiyonluk yaşamamasının en büyük sorun olduğunu ve bizim bunu gidermemiz gerektiğini, Ankara Gücü'nün Süper Lig'de bir şampiyonluk yaşaması gerektiğini, mücadelesini vermemiz gerektiğine inanıyoruz. Biz inşallah bu süreci ve camiamızın bu beklentisine cevap verecek bütün organizasyonlar ve tedbirleri almaya çalışıyoruz. Bizim umudumuz, isteğimiz, hatta çabamız Ankara Gücü'nü Süper Lig'de şampiyon yapmaktır ve bir iz bırakmaktır. Ankara Gücü camiası bunu hak ediyor. Camia bu beklenti içinde. Bu ve bizim bu yürüyüşümüzde bizi yalnız bırakmayacağına, futbolcu arkadaşlar yalnız bırakmayacağına ve bu coşkuyu devam ettireceğine ve bu hedefe ulaşmak için taraftarımızın bize inanması gerektiğini bir kez daha sizin vesilenizle belirtmek istiyorum. İnşallah biz olalım veya bizim kurduğumuz bu sistem Ankara Gücü'nü şampiyon yapacaktır Süper Lig'de. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Bu özlemi en kısa süre içinde gidermek de bizim
çabalarımız içinde inşallah en kısa sürede Ankara Gücü'nü Süper Lig'de şampiyon yapmak en büyük arzumuzdur ama 19 Mayıs'la beraber. Şimdi başkanım kısa olarak şimdi Süper Lig yoluna doğru giderken avantajlarınızda Süper Lig yolunda transfer çalışmalarınız başladı mı yoksa henüz erken mi diye düşünüyorsunuz? Şu anda tabii ki bir ekibimiz, scout ekibimiz dünyada Süper Lig'de olma ihtimalini de düşünerek futbolcu izliyorlar. Ama bunun resmi adımını atmak doğru değil. Dediğim gibi somutlaşmadan bir adım atmayı doğru bulmuyoruz. Somutlaştıktan sonra biz geçen yıl da öyle yaptık. Biz geçen yıl kadronun %95'ini Temmuz ayında kurduk. Yani ilk kampa kadronun %95'i hazır hale geçti. İnşallah Süper Lig'e çıkınca da kamp programından önce bu çalışmaları bitirip öyle kampa katılmasını istiyoruz. Çünkü öyle doğru olduğuna, daha verimli olduğuna inanıyoruz. Şu anda da o hazırlıklarımız devam ediyor. Tabii şu an bir de işin şu gerçeği var. İşte yayın ihalesi oldu. Şu anda beklentilerin altında teklifler geldi. Bu otomatikmen kulüplerin gelirlerinin daha da azalacağını gösteriyor. Ama biz o yayın gelirinden olan kısımdan ziyade şehri katarak, şehrin bütün dinamiklerini katarak Ankara Gücü'ne mali destek sağlaması için çaba sarf edeceğiz. İnşallah Ankara'nın halkımızda, Ankara Güçleri, Ankara Gücü camiası ve iş adamları, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber bu hedefe ulaşmak için yoğun çaba sarf edeceğiz. Bu çalışmalarımız da yoğun şekilde devam ediyor. İnşallah büyük bir umutla, büyük bir özlemle Ankara Gücü camiasının beklentilerine cevap vermek için de biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Başkanım, taraftar hattı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son olarak neler söylemek istedik? Kısa mesajlarımızı alalım, programı kapatalım. Ben hem Ankara Gücü ile ilgilenen spor kamuoyu, hem camia, hem taraftar, hem şehrin dinamikleri bize inansın, bize güvensin, bu ekibe güvensinler. Biz inşallah onları mahcup etmeyeceğiz diyoruz. Taraftarımıza da içeride oynadığımız maçlarda takımlarını yalnız bırakmasınlar. Onlar en büyük motivasyon ve itici güç diyoruz. Biz onları mahcup etmeyeceğiz diyoruz. Ben tekrar bu vesileyle herkese teşekkür ediyorum. Camiamıza da selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Bizler de sizler de taraftar hattı programına katılıp sorularımızı cevapladığınız için. Scorebox TV'de taraftar hattında MK Ankara Gücü Kulüp Başkanı Sayın Faruk Hoca Bey'i konuk ettik. Sayın Başkan'a değerli vaktini paylaşarak programa katıldığı için teşekkür ediyoruz. Bundan sonra kalan müsabakalar için MK Ankara Gücü takımına başarılar diliyoruz.